arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok çok ponçik bir sürprizimiz var. Ama aynı zamanda bir tane de üzücü bir haberimiz var arkadaşlar. Arkadaşlar maalesef kedimiz Pamuk Dorin fıtık olmuş ve bir fıtık ameliyatı geçirdi. Bir haftadır da klinikte yatıyordu. Farklı sıkıntılar falan oluştu ama çok şükür iyi bir haberini aldık. Bugün klinikten veterinere gelmiş. Şimdi alabilirsek muhtemelen taburcu olacağını söylediler bize. Ya da bir iki gün daha kalabilir. Ve bu sırada da Tarçın'ın inanılmaz psikolojisi bozuldu. Bütün dibi köşeyi kokluyor, Pamuk Dorin arıyor. Bas bas bağırıyor. O kadar alışmış ki annesine tabii ki. Annesi olmadan yapamadı. Biz de onun yanına ponçik mi ponçik, güzeller güzeli, gerçekten dünya yakışıklısı, dev gibi bir kedi getirdik arkadaşlar arkadaş olarak. Hani ben biliyorsunuz eskiden hayvanlardan çok fazla korkuyordum. Her ne kadar çok fazla sevsem de dokunamıyordum, yaklaşamıyordum kedilere falan. Bunu görür görmez okşamaya başladım. O kadar güzel bir kedi ki. Lina da geldiğinde büyük bir sürpriz oldu ona. Sürekli onun peşinde oynuyor, bunu vermeyelim diyor. Hala öyleler. Koşturuyorlar. 24 saat koşturuyor evet, böyle. Misafir i̇şte kedimiz. Bu bizim misafir kedimiz. İsmi Chucky. Merhaba arkadaşlar. Bu bizim dev kedimiz Chucky. Çok da tatlı bir kedi. Bakar mısınız? Alabilecek misin kucağına? Yani deneyeceğim. O kadar büyük ki. Benden büyük yani. Oyun peşinde. Bunun cinsi çok güzel. Oynat Bey Scottish'ti. Bizim kedilerimiz de Scottish biliyorsunuz. Bu Red Point'miş. Gözler masmavi. Kulaklar, kuyruklar, patiler kırmızı. Geri kalan her yer beyaz. Müthiş yakışıklı değil mi bu? Neden böylesin? Şuna bak bak. Oh. Oh bak bak. Allah'ım tam sevmelik. Allah'ım. Bakar mısınız? Arkadaşlar, fosur fosur ya. Geçirdim. Fosur fosur bunu sevmek çok güzel. Çok güzelsin. Kedi ne yapacağını şaşırdım. Bu kadar ilgiyi görmemiştim. Aynen aynen. Böyle ilgiyi hiçbir yerde görmemiştir zaten. Ben nereye düştüm? Cennete mi falan ya, diye kaçıyor, düşünüyordum. Kaçıyor balıktan. Hay koşuyor. Allah. Atlet bir kedi getirmişiz bize ve resmen çünkü buzdolabının üstüne atlıyor arkadaşlar. O kadar yükseklere atlıyor ki. Biz de dedik bunu oyuna çevirelim. Şimdi tuvalet kağıdından bir kule oluşturacağım arkadaşlar. Çok yüksek bir kule. Buzdolabına kadar zıplıyorsa oradan da zıplayabileceğini düşünüyorum. Zıpla rahat. Ay kaplan. Aslan yavrusu. Kaplan gel gel gel. Onun peşinde. Dur ben de senin peşinde. Şuna bak. Tarçın da arada geziyor. Kaymıyor. Arkadaşlar bunu tıraş ettirdik. Görmeyenler vardır belki. Tarçın gel. Tarçın gelsene kızım. Anne gidince o kadar zayıfladı ki bakar mısınız? Üzüldü, ya? Üzüldü, tıraş da oldu. Bir haftadır yemek yemiyor. Yanına eşlik etsin diye kedi getirdik. Ona rağmen moralini yerine getiremedik. Ne miyavlıyor, ne yemek yiyor, ne su içiyor, hiçbir şey yapmıyor. Ay Tarçın. Ay yapma kızım. Bir şey olmaz dur. Ay. Anne eksen de döndür Lina. Yavaş yap da stres olmasın. Bak bak. Chucky'ye de yap. Ya bu kadar güzel bir kedinin ismini niye Chucky koyulur ki yani? Ponçik. Ponçik koy. Chucky korkunç bir şey çünkü. Değil mi karakter? Halbuki çok uysal ve çok akıllı bir kedi. Halbuki o kadar uysal ki. Şimdi size merdiven kuracağım. Bakalım en yükseğe kim atlayacak? O Tarçın'a bak. Tarçın'ın kafasına bak. Bir oraya bir buraya. Lina şu tam zamanı. Aferin Lina. Ya süpersin be kızım. Ay çok güzel. Gel buraya koca adam. Seni bir almayı deneyeceğim ben aşkım. Hadi bakalım. Ooo bu ne? Yemin ederim Lina bile bu kadar değil. 6 kilo falan geliyor. Lina. Ne kadar var kafası? Vallahi Lina senin kadar bu. Çok sevdim ben bunu. Nasıl vereceğiz? Vallahi, nasıl gideceksin? Yalnız Tarçın yanında neye benzemiş? Yazık ya Tarçın'ı bak. Canım benim. Tüyler de kesilince dönem dönem bunların tüy dökme zamanları oluyor. Mecbur kalıyoruz kestirmeye. Bir kere kestirince önümüzdeki seneye kadar idare edebiliyoruz. Gayet iyi, dökülmüyor. Bir aya kalmaz bütün tüyleri çıkar. Şimdi çok komik görünüyor. Çok zayıf, sıska bir deri, bir kemik. O da güzel ve heybetli bir kedi ya. Yanında böyle çok çirkin kaldı benim Tarçın'ım ya. Kedilerimizin oyun alanı hazırlanıyor. Muhtemelen Tarçın bundan atlayamaz, korkar. Çok cesur bir kedi değil. Chucky müthiş yani. Buzdolabımızın üstüne kadar atlayabildiyse tek seferde buraları yıkar geçer diye düşünüyorum. Bak geldi Tarçın. Tarçın atla bakalım. Ne olduğunu anlamaya çalışıyor değil mi bak ya. Çok yükseltmeyin bir deneyelim. Geldi. Geldi Chucky geldi. Hadi Lina. Lazeri tut bakalım atlat anneciğim. Tut bak şimdi görünce atlayacak Lina. Kırmızı noktayı göster. Gidiyor gidiyor. Ben demedim mi bunlar? Ama şuradan atla, şuradan atla gel.
Gel çekil çekil. Gel oğlum, gel aşkım. Sizden daha iyi bir fikrim var. Mama, mama yıktı seni abim. Korkuttu beni ya. Duvarı mı niye yıktın? Üstten atlayacaktın. O kadar affetmedik sana. Bak beni mahcup ediyorsun. Buna bak. Narin kızım benim ısır. Hadi. Ben de hadi diyorum, bitirmiş bile. İyi olmuş ya. Elinle kedi beslemek kadar güzel bir şey yok, bebek besler gibi. Bu da kibar kibar el atıyor. Bu çok kibar. Bu tam bir hanımefendi. Bak geliyor. Yine oradan geliyor. Kız gene yıktın, olmadı. 1-0 yeniliyorsun. Gel şuradan atla, 10 puanı kazanacaksın. Gel. Biz çapımızı daha da büyüttük arkadaşlar. Biraz daha yükselttik. Oraya da Lina'yı oturttuk. Şimdi buradan atlayana bu mamayı ödül olarak veriyorum. Bak öğren de oradan geliyor. Bak. Yıkacak orayı var. Bak minicik yeri sakın. Sakın gelme. Gelme yıkılacak bu ligin. Kız git. Hayır sakın aradan geçme. Işıkları takip et. Hadi bakalım oğlum. Şu güzel yüzünü bir gösterir misin lütfen? O da buradan girip çıkıyor. Hop hop hop. Harçının girip çıktığı yer çok komik ya. Siyah. Hop. Çakil. Çakil çok tembelsin. Çakil. Bu gidişle aç kalacaksın Çakil. Sen oradan geçemezsin. Çakil yıktın Çakil. Yok bu operasyon başarısız. Ama ne kadar güzel yapmışlardı sabah. Sabah atlamıştı evet. Yemiyor şuna bak. Aa küstü gerçekten vermedik diye. Şimdi verseniz de yemem diyor. Tamam gel. Tamam ye. Ye oğlum ye tamam gel. Dayanamadın değil mi? Dayanamadın. Ye bakalım. Tosunum ye iyice tombiş ol. Seni bugün tartacağım. Arkadaşlara söz vermiştim. Arkadaşlar bir önceki videoda ne demiştik? Taner'i tartmıştık. 81,5 kilo çıkmıştı. Önümüzdeki hafta bir hafta sonra tekrar tartacağım. 5 kilo verirsen 2500 lira para vereceğim. Eğer veremezsen sen bana vereceksin demiştik. Bir de başka 500 lira demiştik ya. Evet. Şimdi baskül geliyor. Onlar biraz yemeğini yerken ben de şimdi Taner'i tartacağım. Az yemeye çalıştım. Yani en fazla 1 kilo falan vermiştir diye düşünüyorum. Çık bakalım. Çıktım. Aman iyice kilo almış. Vallahi iyice kilo. Bu nasıl diyet? Sabah tartılmıştım 80'di. 2 kilo yemek yemişsin o zaman. Sen diyet yapıp zayıflayacaksın demedik mi Taner? Demiştim. İyice kilo almışsın. Ne yapabilirim? 2500 liramı alayım. Acilen diyeti bozman lazım. Diyet sana kilo aldırıyor. 300 gram fazla mı geldi? Evet. 76,5 beklerken 81,800'e çıkmışsın. Yani selam verdik borçlu çıktık ya. Alayım 2500 liramı. Al tamam kartımı al. Karşın geçemedi. Geçecek delik arıyor şu an. Ne oldu kızım? Yok muymuş yol? Yol yok muymuş aşkım? Kızım. Kapanmış. Bak orayı arıyor, deliği arıyor ama yok. Yıkacak. Galiba yıkılacak. Tarçın da altında kalacak gibi. Geçti, gene buldu yolunu. Bacakları kaldı. Bacakları kaldı. Ne oldu? Kayıyor, geçti. Oyun oynamaya başladılar kendi aralarında. Hadi atla bakayım nasıl? Atlarım. Ne var ki? Ya emin geliyorum. Misin? Geliyorum, eminim. Bakın şimdi, inşallah düşmem. Hadi Rüki. Vallahi atladı. İşte ya süpersin ya. Bu ya işte bu. Vallahi ben atlayamam. Biz Chucky'ye atlet bu dedik ama esas atlet ben çıktım. Yani. Geliyorum. 1-2-3 Ay ne yaptın? Kaydım. Ya tamam, kaydırıyor çorap var ya ayağıma ama atladım lan. Atladım yani. Tarçının kapıdan çıkma şekline bakın bak şimdi. Hadi kızım patile çık. Bak. Çaki çekildi tarçın çıksın Çaki. Çaki tarçının en az 5 katı. Geliyor bak açtı. Geliyor. Ben burayı yıkıyorum. Bence de yık. 1-2-3 Hoppa işte bu. Hadi geçin şimdi. Özledik seni bir tane. Döneyim. Kızım. Bizi gördü ya. Kızım Dori. Canım merak etme seni ya. Götüreceğiz. İyisin çok iyi görünüyorsun. Dikişlerine bak yerim ben seni. Çok iyi görünüyor ama değil mi? Alın beni diyor ya. Ha, yukarıya da çıkın. Alın beni ya. Diyor yerim ben seni. Güzel kızım benim. Tamam, gel bir okşayalım. Dori'nin. Alın beni diyor ya. Alacaksın sen merak etme. Az kaldı az.
Çok az kaldı annem. 2 gün daha burada durman gerekiyormuş, tamam mı? Dorin'imizi de gördük ama maalesef şu an için evimize götürmek için biraz erkenmiş arkadaşlar. Çünkü burada idrar takibi yapılıyormuş. Hem iğne veriliyormuş hem antibiyotik tedavisi görüyor. Kolay bir ameliyat geçirmedi. Tüylerini aldırmasaydık hiçbir şekilde fark etmeyecektik. Tüylerini aldırdığımızda karın bölgesinde şöyle büyük bir şişlik olduğunu fark ettiler. Biz de o zaman görebildik zaten. Küçük bir ameliyat değil, fıtık ameliyatı geçirdi ama gördüğümüzde de bu kadar iyi göreceğimi tahmin etmemiştim. Bayağı iyi görünüyor. Çok toparlamış. Çünkü üzerinden bir hafta geçti. Eve döndüğümüzde artık orada da onunla yeni videolarımızı izlersiniz arkadaşlar. Az da olsa gördüm ya, içim rahatladı. Çok özlemiştim. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bizi Instagram'dan da takip etmek isteyen arkadaşlar için açıklama kısmına aşağı linkini bırakıyorum. O linki tıklayarak bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.